dikkat etsene. La insan bir sağına soluna bakar. Bu la ana cadde. Ne biçim çıkış yapıyorsun? O biçim çıkıyorum oğlum. Ne olmuş? Bak şimdi hatalı çıkış yaptın. Bana da hatalı çıkış yapma. Yapıyorum lan. Hatalı matalı her türlü yapıyorum. Benim modelim böyle. Belli sen anandan da hatalı çıkmışsın. Konuşma lan. Bir de arabadan çıkarsan fena olur. O elini indir. İndirmiyorum lan elimi. El de benim, kol da benim. İstediğim gibi sallarım. O bileğini ben bir kırarım senin. O zaman görürüz nasıl sallıyorsun. Yeri git lan. Elimde kalacaksın. Hadi bakalım kim kimin elinde kalıyor görelim. Kusura bakma la kapı koptu. La 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 la. Beşiktaş. La 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 la. Beşiktaş. Merhaba Pascal. Beni hatırladın mı? Hatırlıyorum tabii. Disko'ya gittik değil mi? Aferin sana. Adımı da hatırladın mı? Ya vallahi dilimin ucunda ama. Eğer bilirsen seni affederim. Olsun olsun. Ziyanı yok. Ben yenisini taktırırım. Yok yok gerek yok. Gel şunu beraber biz takalım. Gel. Kalsın kalsın. Lan olur mu? Nereden baksan 1000-1500 kağıt para. Al bari bagajına koy da götürürsün. Gel hadi gel. Ya bırak kardeşim ya. Bırak da gideyim. Bak polisi çağırırım ha. Çağır lan. Çağırmazsan adam değilsin. Amirim ben size geri dönüş sağlayacağım. Tamam anlaşıldı. Bravo kardeş. Mükemmel bir vuruş. Ön taraf eksikti, orası da tamamlandı. Vallahi nişan alıp ateş etsen bu kadar olmaz yani. Harika bir vuruş. Üniformanın hakkını verdin, bravo. Kaç hakkın var? Bir. Sadece bir. Eğer bilirsen seni affederim. Ama hatırlayamazsan o beynini dağıtırım. Hı. Bari bir ucu var. Verdim bile. Kafandaki silah. Ya sağ ol. Şimdi çıkarım gibi. Ya kusura bakma hemşerim. Amir fırça atıyordu telsizde. Arabanı görmedim. Ha ben zaten bizim millette kabahatli adam görmedim. Hep başkasında kabahat. Ver hatta ben de amirine seni fırça atayım. Kardeşim tamam kusura bakma diyorum. Sana izah ediyorum. Kabahat bende. Bile bile çarpmadım arabana. Kardeşim ister bilerek çarp ister bilmeyerek çarp. Zaten arkadan vurdun. 8'de 8 kabahat sende. Yok ya. Bana mı öğreteceksin lan? Hem burası park yeri mi? Ne yapıyorsunuz burada? Seni bekliyorduk. Ha. Bu şekilde değil tabi. Ne o Pascal? Dilini mi yuttun? Araba kuruluyorum ya. Yola bakıyorum. Oo yoksa eski sevgilini umursamıyor musun? Ya üstüne anılma. Trafik kuralına saygılıydım. O trafik kurallarına gösterdiğin saygıyı biraz da eski sevgiline göstersen. Mesela adımla hitap etsen diyorum. Ya o kadar da sert çarpmadım. Ne biçim göçmüş bu ya? Yok yok. Bunların hepsi senden değil. Bu hafta bu 5. oldu benim. Yok artık. Tabii canım ben 5'te şaşmam. Peder Bey 5 kardeşi çaka çaka öğretti bize 5'e kadar saymasını. Bu 5. 3'e kadar sayıyorum. Bilemezsen kafan dağılır. Ya bir dur ya. Akşamdan kalmayın. 5 olmaz mı? Tamam. 5 olsun. Siz nasıl kaza yaptınız? Yok biz kaza yapmadık. Salak hatalı çıktı. Ben Allah'tan ani fren yaptım durdum da sen arkadan tıklatınca etki tepki olayı. Ha, kaza yok yani. Yok kaza var. Sen vurdun ya bana kaza o işte. Saymaya başlıyorum. 1. Bu ne? Kapı. Ne arıyor yerde? Ha ya bu... Kapı, arkadaşın kapısını açarken birden şey yaptım, menteşeleri falan oksitlenmiş herhalde, elimde kaldı. Yok ya, ben de yuttum. 2. Doğru söyle, doğru. Herif kapıya bir asıldı, lap ne elinde kaldı. Ayı gibi asılıyor herif ya. Ah, şikayet var, tutanak tutacağım. Çekil. Yok ya, oh ne güzel dünya be. Bir tanesi gelir hatanı çıkar, öbürü gelir arkadan çakar. Ben anlamam kardeşim, çıkar makbuzu. Ben tutuyorum tutanağı. O amirini de çağır, gelsin buraya. Ya kardeşim, kaza oldu diyoruz işte ya. 3. Ne gerekiyorsa tutanağa geçeriz, gereken yapılır. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Ne atarlanıyorsun? Ha ben niye bu kadar sinirliyim, niye bu kadar atarlanıyorum öyle mi? Ya ben bu arabayı satacaktım. Geldiler 3 kere vurdular arkadan. Geldin bir de üstüne sen vurdun ya. 3 kere... Bir dakika ya. Az önce 5'ti. 3 artı 1, 4 eder. Ha bir tane de ben kendim çaktım.
O niye? Ha, orası seni hiç ilgilendirmez. Anlatılmaz, yaşanır. Üç tane çakmadan anlayamazsın. Ama beşin yeri çok başka benim. Dört. Beş. Hülya. Aferin tatlım. Nasıl da hatırladım? Hatırlamadım ki. Sağladım. Allah belanı versin Pascal. Geberteceğim seni. Ne affediyordun? Ya bak birader. Benim amcamın oğlunun galerisi var. Sana kartını vereyim, götür ona sat arabanı. Hmm. Şöyle yap bak. Ben sana satayım arabayı direkt. Sen memnun kalmazsan götürür amca oğluna verirsin, hazır alıcı işte. Allah Allah, ben niye alıyorum hasarlı arabayı? Hasarlı arabayı. O hasarı verirken iyi ama. Kardeşim, hasarladık diye almak zorunda mıyız? Alacaksın tabii. Bak mesela ben kendim yumurtacıyım. Benim dükkanımda bir müşterim sel yumurtayı düşürse, kırsa ben ondan parasını alırım. Ha, ama yumurtayı da veririm ona. Lan yumurta mı bu? Yumurta değil, araba. Fakat benim esnaflık stilim bu yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha tatlım, sen kadınları hiç tanımamışsın. Bir kadın affedecekse şart koşmaz. Zaten affeder. Ayıp ya, kandırdın beni. Sanki senin hiç yapmadığın şey. Hani evlenecektik biz? Öyle mi? Unutun be. Ya, tamam birader, kaça satıyorsun? Sana 8.000 olur. Fakat full modifiye abi. Buraya kadar dolar aç ya. Bunun muadilini bulamazsın. Hatta yanında da bir tane de yedek kapı. Siz aranızda anlaşın, kapı benden. En azından üstümde yük etmem. Yok, ben kapıyı zaten aldım senden. Ya 7.000 olmaz mı? Ya ne yaptın? 8.000 zaten bu arabanın ölü fiyatı ya. Sen iyice mumya fiyatına çektin ya. İmkansız hayatta olmaz. Şimdi ya doğruca nikah dairesine gidiyoruz ya da dümdüz denize uçarız. Ben daha gencim. Diskoya gidecek çok karın var. Bittin sen Pascal. Öldün sen. Hadi bak, 7.000 olsun, tiko para. Vakit diyorsun ya. Vakit. İyi, hadi al ayrını gör, hadi. Lan, kaçın! İmdat! İmdat! Adam öldü yürüyor lan! Külliyen yalan! Biz evlenmeye gidiyoruz. Yok yok, Pascal haklı bence. Yani seninle evlenmek bir yerde cinayette aynı şey. Kanka, ne haber ya? İyi be oğlum. Ne olsun işte? Ne yapıyorsun burada? İyi, ne yapalım ya işte. Kızı akıl hastanesinden çıktım, babasına da teslim ettim. Bana bak, bana disko borcum var ha. Gizli diskoyu olsun ya. Sakarsa gideriz. Kusura bakmayın beyler. O biraz zor görünüyor. Hanımefendi, Allah aşkına indirin şu silahı. Biraz öyle evlilik istiyor. Ne yapsın oğlum? Başka türlü kabul ediyor musun sanki? Bana bak Pascal. Ya evlilik ya ölüm. Birini seç. Hanımefendi, Allah aşkına ayağınızın altını öpeyim. Yapmayın. Oğlum, bence sen bu kadınla evleneceksin ya. Öl git. Sen bir daha ağzını açarsan ilk seni vururum. Vur kız. Vur. Vur. Hiç olmazsa şerefimizi de ölürüz. Hanımefendi, Allah aşkına lütfen. Hülya, herkes sözü dinle, tamam mı? Arkadaş, ben kaçar. Kapı senindir. Hayırlı olsun Nevren. Son duanızı edin beyler. Hanımefendi, Allah aşkına indirin şu silahı lütfen. Kes lan. Tamam. Evleneceğim. Oğlum ne yaptın ya? Şununla evleneceğine öl gitsin ya. Ne yaptın lan? Kalbini kırdın kadının. Adisiniz. Alçaksınız. Pascal, iyi misin? Bir şeyin var mı? Ne var? Öldürüyordun lan bizi, salak karı. Bana bak yar. Zaten elim ayağım titriyor. Üstüme gelme, çok fena olur. Ne yaparsın? Ha? Öldürür müsün? Geçti yavrum, geçti. Sen sıranı savdın. İşlemi başlat. Sen hakkını kaybettin Hülya. Seninle evlenmeyeceğim. İşte bu be. Bir dakika. Tabanca kuru sıkı yalan. He, kuru sıkı. Kulaklarımızın yanından da arı sürüsü geçti değil mi? Bak, mermi izlerine bak arabadaki. Ana! Hayret bir şey ya. 2 metreden ıskaladı mı bu şimdi? Aynen öyle. Öldürmeyin, Allah öldürmüyor. Lan Pascal, bizim disko işte neredeyse suya düşüyordu ha. Biz diskoya gidiyoruz. Bu NASA'da kapak olsun. Hülya'cığım, bir de bir ara gözlere baktıralım. Allah muhafaza katarakt olabilir. 46, 52, 66, 33. Manyak kadın, bütün şarjörü boşalttı üstümüze, az kalsın öldürüyordu bizi ya. Hayır, kombine al dedim, cebimde o yanıyordu ya. Aşkın yüzük oldu, yoksa iskalanmazdı. Abi aşıkmış bana ya. Bak şimdi Pascal, ne yapacağız biliyor musun? Ne? Sen Cevdet Bey'in evine gidiyorsun, esin ediyorsun ki ben de seninle Fransa'ya geliyorum. Onu bir güzel oyalıyorsun, böylelikle gidemiyor hiçbir yere. Ayıpsın kanka, Türkiye'den çıkamazdı ya. Eyvallah. Ya hatun da fena. Buna lan. Selo, bir çay çek. Usta, araban nerede?
Çok kaza yapıyordu. Ben de trafik polisine sattım. Ulan ne kötü, sen ne uğursuz, ne şomazlı bir adamsın. Ha oğlum, orta dünyadan mı geldin? Gandalf'ın amcaoğlu musun? Nesin sen ya? Ne oldu lan? Ne olacak? Dört tane araba alay çektik. Şevkat, kainat bir yankı deryasıdır. Kaza yaptın dersen başına her zaman kaza gelir. Ama Allah beni korudu dersen seni her zaman korur. Şükür namazı kılacağına bana ayar veriyorsun. Herkesin yolu ayrı beni. Misal sen vaaz veriyorsun, ben ayar veriyorum bu şekilde. Evet, herkesin yolu farklı. Ama kainatın bir nizamı var Şevkat. Nasihat veren akıl alır, ayar verenin aklını alır. Agacığım, şimdi ben çay veriyorum. Karşılığında ne alıyorum? Ha, sen... İlk çarpana sattım. Yani yolda ayaküstü çıkarttım elden. Kaç papel lan? 7000. Ama senin paranı şuradan vereceğim. Yaz mı Turan mı? Lan oğlum, başlatma şimdi yazına Turan'a. Ver lan borcunu. Bilemedin kardeş, o da gitti. Hadi.